Artı TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Otak programıyla bugün de karşınızdayız. Bugünkü yayınımızda gazetecilere yönelik baskıları konuşmak durumunda kalıyoruz yine. Türkiye'de gazetecilerin üzerindeki o baskı mekanizması zira her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Son günlerde Suriye ve Libya'ya ilişkin gelişmeleri de takip noktasında bu baskıyı hissediyoruz, görüyoruz. Yine gözaltına alınan gazeteciler var zira haber takibi noktasında. Birazdan o örnekleri de sizlerle paylaşacağız ve bunlar üzerine yorumlar, değerlendirmeler alacağız. Türkiye'deki basın özgürlüğünü bir kez daha sorgulayacağız. Bugünkü programımızda değerli konuklarımız var. Onların katkılarıyla birlikte diyelim başladık. Konuğumuz var değerli izleyenler. Görüşlerini alacağımız, değerlendirmelerini alacağımız stüdyomuzda iki ismi konuk ediyoruz. Disk Basın İş Başkanı Faruk Eren bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Diğer konuğumuzsa Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden Avukat Zelal Pelin Doğan. Hoş geldiniz Sayın Merhabalar, Doğan. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ve bir konuğumuz daha olacak. Artı Gerçek yazarı, medya eleştirmeni Ragıp Duran da ilerleyen dakikalarda Skype bağlantısıyla ekranlarımızda olacak. Değerlendirmelerini o şekilde kendilerinden alacağız. Yayına başlarken son örneklerle birlikte gazetecilere yönelik baskıların sürdüğünü yine görüyoruz dedik. İşte o örnekler nedir? Haberimizle birlikte şimdi onu bir sizlere hatırlatalım değerli izleyenler. Son durumu da paylaşalım. Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu Libya'da bir MİT görevlisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yayınladığı haber nedeniyle hala gözaltında. Öte yandan Edirne'de mültecilerin durumunu takip etmekte olan gazetecilere yönelik de gözaltılar söz konusuydu. Rudav ve Mezopotamya Ajansı muhabirleri de hala gözaltındalar. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde toplumun ikiye ayrıştığı sonuçlar var. Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu polis tarafından sabaha karşı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Terkoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın sözlü talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Barış Terkoğlu, Libya'da yaşamını yitiren bir MİT görevlisinin ismini deşifre etmekle suçlanıyor. Ayrıca haberi yazan gazeteci Hülya Kılınç'ın da Manisa'da gözaltına alındığı belirtildi. Gazeteci Kılınç'ın ifade vermek üzere İstanbul'a götürülmesi bekleniyor. Oda TV konuya ilişkin yaptığı açıklamada İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ ve birçok yayın organının Libya'da yaşamını yitiren MİT görevlisinin ismini açık olarak verdiğini belirtti. Edirne'de mültecilerin durumunu takip ederken yasaklı bölgede çekim yapmak gerekçesiyle 29 Şubat'ta gözaltına alınan Rudav kameramanı Mehmet Şirin Akgün akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Aynı gün aynı gerekçeyle gözaltına alınan Rudav muhabiri Ravin Sterk Yıldız Ankara'ya sevk edildi. Yıldız'ın Ankara'da 2008 yılında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi. Yine 29 Şubat'ta gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Naci Kaya ise hala gözaltında. Edirne'de 2 Mart'ta gözaltına alınan 9 gazeteci aynı gün serbest bırakılmıştı. Evet, şimdi bu yaşanan son örnekleri de bir detaylı bir şekilde konuşacağız ama Sayın Doğan sizinle başlayalım ve genel bir değerlendirmeyle başlayalım isterseniz. Şimdi o kadar çok örneği var ki gözaltına alınan gazeteciler, tutuklanan gazeteciler neredeyse aslında bir rutin haline geldi. O noktaya vardık. Adliyelerde haber takibinden ziyade hakim karşısına çıkan gazeteleri görmek durumundayız hemen hemen her gün. Şimdi siz de MLSA olarak davaları ve o süreçleri de yakından takip ediyorsunuz. Hukuki olarak normal bir işleyiş mi bu gördüğümüz örnekler? Aslında buna tamamıyla hayır diyebilirim. 2018 yılında Avrupa Konseyi bir rapor yayınlamıştı. Demokrasi ve gazetecilerin Türkiye'deki durumuyla ilgili ve
O raporda gazeteciler ve Türkiye'deki basın özgürlüğü üzerinde olağanüstü bir baskı olduğundan bahsediyordu. 2019'u geçtik ve 2020'nin başlarında bile hala bu olağanüstü baskıdan söz etmek çok mümkün. Geçtiğimiz iki gün boyunca Edirne'de de gördüğümüz üzere aslında gazeteciler, medya basın çalışanları mesleklerini yaptıkları için gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar ve hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Dolayısıyla 2018'de hatta daha öncesinde başlayan bu olağanüstü baskının hala devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Peki bu olağanüstü baskı, devam eden baskı neden hala gündemimizde, size de soralım. Ya aslında gazetecilere epeydir bir baskı, gazetecilere yönelik baskı epeydir sürüyor. Yani yaklaşık 5-6 yıldır, daha önce hani cemaatle birlikte iktidarın yaptığı operasyonları hatırlayın. Hani o büyük Oda TV davası veya işte KCK basın davası filan gibi. Aslında hep vardı. Evet, ama vardı son ama daha da arttı. Düzeyi sürekli arta bir baskı yaşıyoruz. Yani mesela her gazetecilerin hep ya bu kadar da olmaz diyoruz bazı davalarda, ama bir sonraki dava şeyde, olayda iktidar bizi şaşırtıyor. Daha kötü bir şey geliyor. Şimdi örneğin bu dönemde, yani son bir haftada yaşadıklarımızda gazetecilere baskıda bir level daha atladı iktidar. Çok vahim şey yaşandı. Aslında Sputnik'le başladı bu. Sputnik'in İngilizce, biliyorsunuz bir Rus ajansı ve çeşitli ülkelerde, çeşitli dillerde, tıpkı BBC gibi, Amerika'nın Sesi gibi çeşitli dillerde yayın yapan bir yayın kuruluşu Sputnik. Orada İngilizce sitesinde bir haber yayınlandı. Öztürk haber burada yapılmamış. Yani Sputnik'in başka bir seksiyonu yapmış haberi. O haberle ilgili işte gözaltılar oldu, ama gözaltıdan önce Ankara'da yaşayan 3 meslektaşımıza, yani 3 Sputnik çalışanın evinin önüne bir takım güruhlar gitti. Aynı saatte, eş zamanlı olarak. İşte orada hakaretler edildi, isimleri zikredildi, sloganlar atıldı. Yani bayağı bir linç girişimiydi aslında. Şimdi o güruh, o faşist grup, yani gruplar daha doğrusu 3 grup, Sputnik muhabirlerin evlerini nereden bilecek? Veya o haberi nereden bilecek? Yani işte İngilizce yayınlanmış falan, hani nasıl organize oluyorlar, aynı saatte gidiyorlar? Bu belli ki bir takım çevreler adresleri tespit ediyor, bir takım faşist grupları harekete geçiriyor ve muhabirlerin kapılarına dayandılar gece. Şimdi bu şimdiye kadar yaşamadığımız bir şeydi aslında. Yani onun için level atladı, değil mi? Çok vahim bir şeydi. Sonra arkadaşlarımız bu baskını şikayet etmek için karakola gittiklerinde gözaltına alındılar. Bu da acayip bir şeydi. Hani şikayetçi oluyorsunuz ama siz gözaltına alınıyorsunuz. Şimdi mesela bu arkadaşların evleri bu faşist gruplar tarafından biliniyor şu anda. Birileri servis etmiş, onları tanıyorlar. Yani artık arkadaşlarımızın hayati tehlikesi var bu gazetecilerin. Bu yüzden level atladı diyorum, ama tabii ki son günlerde yaşanılan şey bir olağanüstülük. Hani hep diyoruz ya, ivme giderek arttı hani şeyde. O yüzden de zaten uluslararası hani saygın örgütlerin basın ve ifade özgürlüğü sıralamalarında Türkiye hep basamak basamak her sene aşağı düşer. Evet. Bu sene de öyle olacak, çünkü bu sene olağanüstü bir dönemdeyiz yine, ne yazık ki hep öyle Türkiye'de olağanüstü dönemimiz. Savaş. Türkiye bir savaşta şu anda. Yani bu herhalde bunun da yansıması var tabii ki. Yani savaş politikalarının medya tarafından da desteklenmesi yönünde bir beklenti mi var şu anda siyasi iktidarda? Ya tabii ki, şimdi bizi savaş dememizi istemiyorlar aslında, ama kendileri diyor savaş. Onun için rahatlıkla deriz, hani eğer Erdoğan'a dava açıyorlarsa bana da açsınlar. Yani bir savaşta Türkiye şu anda. Klasik bir laf vardır ya, savaşta da ilk önce gerçekler ölür diye. Gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesini istemiyorlar. Yani oralarda neler yaşandığını, yani ne kadar kayıp verildiğini bilinmesini istemiyorlar. Veya bir takım tepkilerin kamuoyu tarafından duyulmasını istemiyorlar.
Onun için de gazetecilere baskı yapıyorlar. Zaten kendi organları var. Hani o çırtkanlığı yapıyor ama değişik herhangi bir sesi bastırmaya çalışıyorlar. Yani daha önce de benzer örnekleri yaşadık yani. Yargı örneğini de işte burada görüyoruz. Evet. Yargı üzerinden de gazeteciler cezalandırılmak isteniyor. Peki Sayın Doğan, bu son örnekler üzerinden de size sorularım olsun. Hukuki yönünü biraz şöyle temellendirebilecek miyiz bilmiyorum ama mümkün olmadığını söylediniz gerçi biraz önce. Şimdi Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltında ve Libya'da bir MİT görevlisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşılan haberde ismini açıklaması nedeniyle gözaltında. Gerekçe olarak bu gösteriliyor. Ama diğer taraftan Oda TV'nin açıklamasında o MİT görevlisinin adının bir siyasetçi tarafından zaten açık bir şekilde belirtildiği de söylendi. Buna da dikkat çekildi. Buna dair neler söylersiniz? Tutuklama gelir mi örneğin? Böyle bir gerekçe üzerinden. Bu suç mudur bir gazeteci için? Aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Belli bir noktada istihbari görevler yürüten kişilerin hedef gösterileceğini söylüyor yargı makamları. Bu şekilde isim açıklamaları yoluyla. Fakat belli bir diğer yandan bakıldığında aslında bütün bu yaşadıklarımız ve bu tarz yargısal süreçler, bu tür gazetecilik faaliyetleri aslında çok üstün bir yarara hizmet ediyor. Halkın bilgi alma hakkına. Dolayısıyla bunun karşısında ifade özgürlüğüne yönelik getirilecek kısıtlamalar, gazetecilere yönelik hukuki yaptırımlar aslında tamamen ifade özgürlüklerini kısıtlayıcı bir sonuçlar doğuruyor. Ama tabii ki ifade özgürlüğü kısıtlanırken bir yandan da halkın gerçekleri öğrenmesi de engelleniyor. Dolayısıyla eğer bu şekilde bir halkın üstün yararı söz konusuysa gazetecilere yönelik herhangi bir tutuklama ve gözaltı işlemi yapılması tamamen hukuka aykırı bir hal bürünüyor. Hale bürünüyor. Peki Sayın Eren, siz çok tecrübeli bir gazetecisiniz. Yaşımız kadar mesleğin sorumluluğunuz var. Çok da şey öğrendik sizden tabii ki, onu da bir belirtmek isterim. Daha önce böyle bir örnekle karşılaştınız mı? Yani bu bir suçlama olarak gazetecinin gözaltına alınmasına neden olabilir mi? Yani olamaz bir kere şöyle. Hani tamam, bir kamu görevlisinin o tür yasalar var tabii. Hani isminin yayınlanmaması, hedef gösterilmemesi filan gibi belki MİT görevlileri için özel yasalar da var böyle, ama sonuçta nihayetinde ölmüş birinden bahsediliyor. Yani artık bir görevde, fiili bir görevde değil. İkincisi, zaten bu tür örnekler çok aslında. Birisi, bir siyasetçi söylüyor onu. Onu siz söylediğinizde, bir gazeteci söylediğinde dava açılıyor. Bunu mesela en şey Cumhuriyet davasında gördük. Pardon, MİT tırları davasında gördük. Yani yine Cumhuriyetçilere açılan. Aslında haber, Cumhuriyet'in manşetten verdiği haber daha önce Aydınlık Gazetesi'nde ulusal kanalda yayınlanmış. Aynı haberi Cumhuriyet manşete taşıyor. Cumhuriyetçileri tutukluyorlar, cezaevine atıyorlar, yargılıyorlar, ceza veriyorlar. Aynı anda Aydınlık'la ulusal kanal aynı haberle ilgili bir başka mahkemede dava devam ediyor. Onlar beraat ediyor. Burada suç yoktur dedi. Bu tür yani çifte standart örnekleri çok. Yani hani az önceki konuşmamda şey dedim ya, savaşa savaş diyebiliyor muyuz? Erdoğan diyor, ona bir şey demiyor. Belki biz deyince suç sayıyorlar yani. Evet. Şimdi buradan Edirne'deki gazetecilerin yaşadıklarına da bir dikkat çekelim. Burada da önce sizinle başlamak istiyorum. Çünkü gözaltına alınıyor bu arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. İşte o gerekçelerin dayanağını biraz irdeleyebilmek açısından. Burada da sınır ihlalinden gözaltına alındıklarını biliyoruz bu meslektaşlarımızın. Bunu nasıl açıklayabiliriz yine yargı işleyişiyle? Bunu açıklamadan önce bir olayların arka planına bakalım isterseniz. Çünkü çok fazla keyfilik yaşandığını göreceğiz burada. İlk önce gazeteciler sınırda mültecilerin geçiş yapmaya çalıştığı bölgelere gidiyorlar. Çekim yapmak için.
yabancı basından, fotoğraf ajanslarından, ulusal basından çok fazla gazeteci var burada. İlk başta gazetecilere geçebilirsiniz, çekim yapabilirsiniz deniyor. Ama daha sonra özellikle Kürt basından olan gazetecilere çok kısa bir sürede hayır siz askeri yasak bölgeye girdiniz, biz sizi gözaltına alıyoruz deniliyor. Kameralarına, fotoğraf makinelerine el konuluyor. Hatta bu kameralar ve fotoğraf makineleri aracılığıyla çektikleri görüntüler siliniyor. Daha sonra bilindiği üzere bizim de müvekkilimiz olan İdris Sayılgan tutuklandı. Hala iki gazeteci gözaltında. Aynı gün 11 yabancı medya çalışanı gazeteci ve aynı zamanda aralarında foto muhabirlerinin olduğu 11 gazeteci de gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Dolayısıyla burada bir keyfilik olduğunu görüyoruz olayların arka planına baktığımızda. İlk başta deniliyor ki mültecilerle birlikte geçebilirsiniz, gazetecilerin görüntü almasına izin veriyoruz. Daha sonra siz askeri yasak bölgeye girdiniz, sizi gözaltına alıyoruz deniliyor. Şimdi buna dayanak olarak Türk Ceza Kanunu'ndaki askeri yasak bölgelere girme suçunu gösteriyorlar ama şimdi burada tanım şu, yani devletin askeri yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere gizlice veya hileyle girenler. Halbuki bu gazeteciler tamamıyla orada jandarmanın, kolluk kuvvetlerinin kendilerine beyan ettiği üzere tamamen gazetecilik faaliyetleriyle orada ne olduğunu tarafsız bir şekilde anlatmak, açıklamak ve göstermek üzere görüntü almak amacıyla aslında oradalar. Ve dolayısıyla herhangi bir hile veya suç kastı amacı da yok. Fakat yapılan muamele tamamen keyfi ve hukuksuz. Bu sonuçta tabii ki yine bizi aynı sonuca götürüyor. İfade ve basın özgürlükleri ihlali. O yüzden de bir noktada aslında şeye şaşırmamak lazım. Senelerdir Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi istatistiklerinde Türkiye ilk sıralarda, genellikle ikinci sırada. Ve yanlış hatırlamıyorsam bu yılki istatistiklerde de ifade özgürlüğü ihlallerinde ilk sıradaydı. Bu şekilde yani. Tamamen keyfi ve hukuksuz bir şekilde gazetecilerin özgürlükleri kısıtlanmaya devam ediyor. Edirne'de de gördüğümüz şekilde. Peki gidişata baktığınız zaman, şimdi bu örnekler durumun vahametini ortaya koyuyor. Biraz önce Sayın Eren ilk defa hatta bu kadar vahim örnekler yaşadığımıza da dikkat çekti. Nereye gidiyoruz acaba? Vallahi herhalde bu insan hakları ihlallerinde artık zirveye doğru koşuyoruz. Sanırım şimdiye kadar hep ikinci sıradaydı toplum ihlallerde. Rusya birinci sıradaydı. Herhalde birinciliğe oynuyoruz bu ihlaller konusunda. Peki Sayın Eren, şimdi size de şunu sorayım ben. Gözaltılar evet sürüyor. Edirne'deki örnek üzerinden de gidersek. Bu aslında diğer gazetecilere de bir mesaj olarak değerlendirilebilir mi? Yapılmak istenenlerden aslında, evet, biri. Özellikle şöyle, bence arkadaşımız söylediği gibi Edirne'de olan biraz acemilik ve panik. Yani önce gelin çekin diyor çünkü propaganda yapacaklar. Ama sonra iş başka bir şeye dönüşünce, yani oradaki dram başka türlü yansımaya başlayınca iç kamuoyuna veya yurt dışına, bu sefer gazetecileri çekmek zorunda kalıyorlar oradan ve apar topar gözaltına alınıyorlar. Ama gözaltı süreleri de belki burada bir değerlendirilebilir. Yani. Evet, evet. Bir keyfilik olsa var. Dahi orada uzun gözaltı süreçlerinden de bahsediyoruz. Aynen öyle. Ya en azından şimdilik gördüğümüz yalnızca bir Mezopotamya Ajansı muhabiri ve bir Ruda muhabiri için uzun gözaltı süreleri öngörülmüş durumda. Yanlış hatırlamıyorsam iki kez uzatıldı bu gözaltı süreleri. Hı hı. Bu gözaltı sürelerinin uzatılma nedeni olarak da el konulan dijitallerin incelenmesi için zamana ihtiyacı oldukları sunuluyor. Yani bir gerekçe bir olarak. Bir yıl sürse bir yıl mı gözaltı? Aynen öyle tutacak. Mesela. Tabii o çok mümkün değil yasalar açısından ama mesela İdris Sayılgan'da olduğu gibi de hemen tutuklanabilmesi imkanı varsa da tutukluyorlar. Bu genellikle kişinin yurt dışı çıkış yasağı varsa yurt dışı çıkış yasağını ihlalden kaçma şüphesinin doğmuş olmasından kaynaklanıyor. Göz dağı bunlar. Kesinlikle. Hatta bizim bugün Barış Terkoğlu'nun
gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığımız, sendikanın yaptığı açıklamada, yani bu gözaltı değil, gözdağıdır diyoruz. Yani siz gazetecilere şunu deniyor: siz savaşla ilgili, Türkiye yani hükümetin yurt dışındaki operasyonlarıyla ilgili bizim istediğimizin dışında haber yapamazsınız. Yaparsanız gözaltına alırız, tutuklarız. Bunu demeye çalışıyor hükümet. Ama şimdiye kadar birçok kez bunu denedi. Gazeteciler tutuklandı, gazetecileri yargıladılar vesaire, ama bu ülkenin gazetecileri bir şekilde halka gerçekleri duyurmanın yolunu buldu hep. Yani buluyordu. Peki. Şimdi tabii tepkiler de geldi bu gözaltılara yönelik. Buna dair bir açıklamayı da izleyicilerimize paylaşalım. Gazeteci Dayanışma Ağ da tepki gösterdi. Bugün bir açıklama paylaşıldı. İzleyelim. Gazetecilik suç değildir. Gazeteci Dayanışma Ağı, artan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda açıklama yaptı. Açıklamayı Gazeteciler Dayanışma Ağı üyesi Sezgin Kartal yaptı. Mültecileri takip eden gazetecilerin gözaltına alınarak tutuklanmasına tepki gösterdi. Devletler arasında süre giden gerginlikler, halkın haber alma özgürlüğünü engellemek üzere kullanılamaz. Kamusal bir görevi yerine getirmeye çalışan biz gazetecilerin baskıyla engellenmesinin tek amacı, izlenen politikaların nedenlerini ve yarattığı sonuçları halktan gizlemektir. Kartal, halkın haber alma hakkının engellenemeyeceğini vurguladı. Gazetecilere dönük baskı ve saldırıların derhal son bulmasını istedi. Özgürlüğü hedef alan bu iklim derhal son bulmalıdır. Türkiye'nin basın ve ifade özgürlüğü sıralamasında dünyanın en alt sıralarında yer aldığını hatırlattı. 90'dan fazla meslektaşımız halen cezaevindedir. 2019 yılında 250 gazeteci hakim karşısına çıkmış, 10 meslektaşımız sopalı ve silahlı saldırılara maruz kalmıştır. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuğba Özer de gözaltılara dikkat çekti. Operasyonların başlamasının ardından çok sayıda gazeteci gözaltına alındı, tutuklananlar oldu. Bugün şu an buraya gelene kadar bile çok sayıda gözaltı haberi aldık gazetecilere yönelik olarak. Açıklamanın ardından gazetecilik suç değildir dövizleriyle toplu fotoğraf çekildi. Evet, tepkileri paylaştık. Şimdi de Artı Gerçek yazarı, medya eleştirmeni Ragıp Duran'ı dinleyeceğiz Skype bağlantısıyla. Kendisi ekranlarımızda. Sayın Duran, merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Duran, gündem başlıklarımızdan biri Suriye, diğer tarafta Libya'da, işte son süreçte İdlib'deki o krizi konuşuyoruz. Kriz noktası İdlib ve bununla birlikte ortaya çıkan bir mülteci krizi var. Şimdi sizinle biraz da medyadan yansıyanları dinlemek istiyoruz. Buna dair gözlemleriniz nelerdir? Şimdi biraz önce diğer iki konuğumuzla birlikte yargı işleyişi üzerinden daha çok gazetecilere yönelik baskılara dikkat çektik. Ama bir taraftan sansür ve otosansürü de aslında görmek gerekiyor. Türkiye bu gelişmeler dahilinde, bu son süreçte yaşanan krizler dahilinde medyasıyla, ki burada da kendi bloklarını belki bir ayırt etmek gerekiyor. İşte merkez medya, muhalif medya nasıl tanımlarsak, nasıl bir sınav verdi? Son derece kötü bir sınav verdi. Çünkü biz Türkiye ile ilgili gerçekleri, gerek Türkiye'nin içi, gerekse Suriye veya Libya'daki harekatlarla ilgili doğru bilgileri Türk medyasından değil, yabancı medyadan öğrenebiliyoruz. Olağanüstü ağır bir sansür, baskı, otosansür var sizin de söylediğiniz gibi. Aslında ben daha önce arkadaşlar söylediği için dört noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunlar genel noktalar, çünkü stüdyo konuklarınız Eren ve Doğan zaten bu konuyla ilgili genel ve somut bilgileri ve görüşleri paylaştılar. Birinci nokta şu: bizim mesleğimiz, gazetecilik mesleği, özellikle kriz, ihtilaf, çatışma ve savaş dönemlerinde çok zor hale gelir. Çünkü çatışan veya savaş halindeki taraflar veya kriz halindeki taraflar ille de haklı olduklarını, meşru olduklarını kanıtlamak için kendi görüşlerini empoze etmeye çalışırlar medya üzerine, gazeteciler üzerine. Bu baskı yoluyla olur, bu gazetecileri gözaltına tutuklamakla, hatta Türkiye'de yaşadık, öldürmekle de oluyor maalesef. Birinci nokta bu. İkinci nokta, bizim çok fazla ne yazık ki dikkat edemediğimiz bir yan var.
Şimdi Türkiye'de çalışan her gazetecinin en az iki tane kimliği var. Kimlik derken manevi olarak bahsediyorum. Birinci kimlik, genellikle bu arkadaşlarımızın çoğu, belki de hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu onların milli kimliği. Ama bizim bir kimliğimiz daha var. O da bizim mesleki kimliğimiz. Yani biz gazeteciyiz. Şimdi gazeteci olarak mensubu olduğumuz devletin çıkarlarını mı savunacağız, yoksa mesleğimizin ilkelerini mi yerine getireceğiz, uygulayacağız? Burada genellikle gazetecilerin çoğu, ya kendisi gazeteci sananların çoğu, kendisini gazeteci olarak değil, devletin bir sözcüsü, temsilcisi, iktidarın bir organı gibi gördüğü için iktidar ne derse onu tekrar ediyor. Oysa ki eğer gazeteciysek burada yapılması gereken mesleki ilkeleri uygulamak, yani gerçek neyse devletin çıkarına, iktidarın çıkarının aleyhine de olsa onu vermek lazım, ona izin vermiyorlar. Üçüncü mesele haber tanımı. Aslında şöyle söylemek lazım, yani çok bilinen klasik bir sözdür. Haber dediğimiz şey, bilgi, aslında bazılarının, genellikle iktidarın yayınlanmasını istemediği bilgilerdir. Onun dışında iktidarın yayınlanmasını istediği şeyler reklam, halkla ilişkiler ve propagandadır. Dolayısıyla gazeteciliğin zor yanı ve esas yanı da engellere rağmen, engellenmemize rağmen bir takım gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Sonuç olarak öyle bir, dördüncü nokta bu da, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki çelişkili gibi gelebilir ama Türkiye aslında gazetecilik için bir cennet. Çünkü Türkiye'de aşağı yukarı 2 saatte bir gündem değişiyor. Gazeteciler için olağanüstü bir malzeme var. Çok fazla malzeme var. İşlenecek, takip edilecek, değerlendirilecek, fotoğrafı çekilecek, karikatürü yapılacak, yorumu yazılacak. Çok fazla malzeme var. Türkiye gazetecilik için bir cennet ama maalesef gazeteciler için bir cehennem. Türkiye'de gazetecilerin doğru dürüst çalışmasına iktidar izin vermiyor. İşte bunun sonuçları neler olabilir Sayın Duran? Uzun vadede de düşünürsek eğer izleyiciye, okuyucuya nasıl yansır? Vallahi bu yeni bir şey değil. Yani gazetecilik Batı Avrupa'da 400 yıldır yapılıyor. Ajitasyon ve propagandanın tarihi biraz daha eski. Ama bu işin uzmanları, akademisyenleri, aklıma mesela Noam Chomsky geliyor. Çok önemli bir sözü vardır. Propagandayla, ajitasyonla, haber tahrifatı ve haber gizlemeyle bir süre bir kesimi aldatabilirsiniz. Ama ilelebet herkesi aldatamazsınız. Gerçekle savaşılmaz. Gerçeğe çamur atarsınız, gerçeği küçümsersiniz, gerçeği tahrif etmeye çalışırsınız. Ama gerçek o kadar güçlüdür ki öyle iktidarla, bilmem yandaş medyanın manevralarıyla uzun süre gizli kalmaz. Eninde sonunda, o da meşhur bir sözdür, gerçeğin kötü bir huyu vardır, sonunda kendini kabul ettirir. Evet, bugün baktığımızda iktidarın medya aracılığıyla, iktidarın kendi faaliyetleri amacılığıyla ülkede maalesef olağanüstü, savaşçı, milliyetçi, Arap düşmanı, Kürt düşmanı bir hava estirilmeye çalışılıyor. Bunun somut olarak tezahürlerinde, mültecilere yönelik saldırılarda da görüyoruz. Geçmişte de Kürtlere yönelik saldırılarda görmüştük. Ama bu ilelebet sürdürülebilecek bir tutum, bir politika değil. Ve zaten şunu da görüyoruz ki belki uzun vadede ya da orta vadede olmasa bile kısa vadede aşağı yukarı uzunca bir süredir bu politikaları yürüten iktidarın ya da iktidar partisinin oylarında son kamuoyu anketlerine göre olağanüstü bir düşüş var. Onlar buna devam edecek ama gerçek de kendisini kabul ettirmeye devam edecek ve sonunda gerçek mutlaka kazanır. Peki. Sayın Duran, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, yayınlar. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, Sayın Eren, sizinle devam edelim. Şimdi bu ortaya çıkan durumla ilgili şunu da sormak istiyorum. Şimdi gazetecilerin durumunu sorguluyoruz, siyasi iktidarın o baskısını sorguluyoruz. Peki izleyiciler, okuyucular için ne söylemek gerekiyor? Buradaki sorumluluk nedir? Şimdi okuyucular açısından ikili bir şey var tabii. Birincisi, bu bütün bu politikaların, sansürün, otosansürün veya yalanların okur ve izleyici
karşısındaki karşılığı şu oluyor. Yani medyaya inanmama eğilimi, gazetelere, televizyonlara inanmama eğilimi doğuyor. Nedir bu? Mesela çeşitli operasyonlarla bir takım yayın organları iktidar tarafından ele geçiriliyor. Yani bunun en son örneği, en büyüğü Doğan grubunun Demirören grubuna geçmesiydi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşları, yani CNN Türk, Hürriyet Gazetesi, Posta falan, bunlar büyük yayın, çok izlenen ve çok satan yayın organlarıydı. Birdenbire izlenme oranları düştü, tirajları düştü. Yani çünkü insanlar inanmıyor ve almıyor. Yani bir böyle bir şey var. İkinci bir boyutu da şu tabii. Haber alacak olan, yani biz halkın haber alma hakkını savunuyoruz ama halkın haber alma hakkını gazeteciler sağlayamaz. Halkın haber alma hakkını halkın kendisini savunması lazım. Kendi hakkı o. Evet. Bu da demokrasinin kalitesiyle ilgili, demokrasinin sınırlarını genişletmekle ilgili bir sorun. Sadece haber alma hakkı için değil, işte bütün haklar için mücadele edilmeli. Yani sendika hakkı, grev hakkı, yani bütün alanlarda mücadele, topyekun bir mücadele gerekiyor. Ancak öyle sağlanabilir bu. Bilmiyorum süremiz var mı ama tam bir... Tabii devam ediniz lütfen. Hep şey deriz yani, basın ve ifade özgürlüğü yok diye. Aslında bunun dünkü valiliğin açıklaması, İstanbul Valiliğinin açıklaması tam bunun ne anlama geldiğini gösteriyor aslında bize. Yani daha önce bir yine Suriye'ye yönelik bir operasyon sırasında 2-3 ay oluyor herhalde, o zaman yaşadık. Cumartesi anneleri eylemine geldi polis. Dedi ki operasyona savaş demeyeceksiniz. Yani şimdi neye, bir olayı nasıl tanımlayacağınıza devlet karar veriyor ve ona göre. 1 ile 10 Mart arasındaki etkinlik evet. yasaklarına savaş evet, evet. demek suç. Evet, şu anda valinin o bir daha tekrarlanıyor. Evet. O, yani cumartesi anneleri eylemine inanılmaz polis yığıldı o zaman. O Fırat Kalkanı denilen harekat sırasında tam bir açıklama yaparken savaş politikaları dendi ama ne deneceği belli değildi. İhade Başkanı, İstanbul Başkanı Gülseren konuşurken ve inanılmaz bir işte gaz, tartaklama, dayak filan böyle bir süreç yaşandı. Şimdi aynı şey, işte demin sizi söylediniz, yani 1 Mart ile 10 Mart arasında savaşa savaş demeyin, savaşa hayır demeyin diyorlar. İşte tam bu işte, yani basın ve ifade özgürlüğünün olmadığının en somut kanıtı bu. Yani buna siz kupa demeyeceksiniz diyor, şey kalem, buna kalem demeyeceksiniz diyor. Ne diyeceğiz? Buna başka bir şey diyeceksin diyor. Yani bırak ona, biz karar verelim neye ne diyeceğimize. Yanlışsa da insanlar inanmaz veya doğrusunu bu öğrenirler yani. Evet. Peki Sayın Doğan, şimdi biz son örnekleri paylaştık. Edirne'deki örnekler ya da işte... MİT görevlisinin ismini açıklaması nedeniyle bir gazetecinin gözaltında olması vesaire. Ama hep şuna da dikkat çektik. Türkiye'de bu konuda karne çok kötü. Çünkü evet. sürekli gözaltılar oluyor, tutuklamalar oluyor. Burada suçlamalara da biraz dikkat çekelim isterseniz. Gazeteciler gözaltına alındıklarında gerekçe olarak nasıl suçlamalarla karşı karşıya daha çok? Çünkü burada da bir ortaklık var değil çok mi? Çok var. Evet. Aslında bir gazeteci gözaltına alındığında ya da tutuklandığında hemen hemen bu maddelerin ne olduğunu biliyoruz. Ya terörle mücadele kanunu kapsamında düzenlenen 7'ye 2'dir. Yani terör örgütü propagandası yapmaktır. Ya Cumhurbaşkanı'na hakarettir, ya halkı kim ve düşmanla tahrik etmektir, ya da silahlı terör örgütü propagandası yapmaktır. Aslında genellikle örgüt, bir örgüt ile ilişkilendirilen suçlar olduğunu görüyoruz. Delillere indiğimizde bunların ya bir sosyal medya paylaşımı, ya haber kaynaklarıyla yapılan görüşmeler, ya da herhangi bir televizyon programında edilen bir cümle ya da bir gazete veya internet yazısı olabiliyor. Peki davanın seyri açısından sizi şaşırtan noktalar oluyor mu? Davaların diyelim daha doğrusu. Aslında bütün yargılama süreci çok şaşırtıcı bir süreç.
Çünkü başta adil yargılanma hakkı olmak üzere ifade ve basın özgürlükleri, özgürlük ve güvenlik hakkı aslında gazetecilerin başlıca ihlal edilen hakları arasında geliyor. Bu yargılama süreçlerinde asıl şaşırtıcı olan aslında gazetecilerin aktardıkları gerçeğin, hakikatin karşılarına bir suç delili olarak çıkartılması. Yani gerçekten ortada bir savaş var diyorsa bir gazeteci, bu yarın bir gün karşısına halka kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu olarak yönlendirilebiliyor. Hakkında bir iddianame hazırlanıp çok kolay bir şekilde cezalandırılabiliyor. Bununla birlikte son dönemlerde gördüğümüz şey gizli tanıklar. Gazeteciler, özellikle Kürt basın organlarında çalışan gazeteciler aleyhine bir takım gizli tanıklar beyanlarda bulunuyor. Tabii bunların birçoğunun daha sonra hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini de öğreniyoruz. Evet. Bu arada şu bilgi notunu da hemen paylaşalım. Sıcak bir gelişme olarak gazeteci Barış Terkoğlu ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne götürülmüş. Biraz önce arkadaşlarım bu bilgiyi belirttiler. Şimdi bu prosedür sonrası neler olabilir acaba? İfadesinin alınmasının ardından savcı tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilebilir. Tabii burada eğer suç ceza hakimi makul bir şüphenin oluştuğuna kanaat getirirse tutuklama kararı verilebilir. İfadesi alınıp daha sonra serbest de bırakılabilir. Tabii serbest bırakılmasının ardından herhangi bir adli kontrol hükmüyle de bir adli kontrol hükmü uygulanarak da serbest bırakılması söz konusu olabilir. Tabii ki bu yurt dışına çıkamamak veya haftanın belli bir günleri imza atmak suretiyle de olabilir. Peki. Tabii umarım hiçbiri olmaz tabii ki. Aynen öyle. Doğrudan serbest bırakılsın. Evet. Sayın Eren, gazetecilere yönelik suçlamalarla ilgili sizden de görüş almak isterim. Sayın Doğan da dikkat çekti. Özür dilerim. Daha çok örgütler üzerinden suçlamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Burada nasıl bir strateji var? Ya aslında bu sadece gazeteci davalarında değil, bütün siyasi davalarda benzer suçlamalar çıkıyor. Yani tutuklanan siyasetçiler, hatta sadece tutuklanmasa bile yargılanan, tutuksuz yargılanan öğrenciler, avukatlar, akademisyenler. Yani toplumda zaten mağdur olmayan bir kesim yok. Yani işçiler bile havaalanı, uçucu havaalanında eylem yapan işçiler bile neredeyse örgütle suçlandı. Yani şimdi mesela birçok davada bunun en kristalize olmuşu olduğu için hani onu örnek veriyorum. Cumhuriyet davasıdır. Şimdi olmayan örgüt yok yani. FETÖ'cü diyor, PKK'li diyor, DHKPC'li diyor falan. Bir de tabii tuhaf, Türkiye'de başka ülkelerde yoktur herhalde. Şöyle bir madde, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek falan gibi tuhaf suçlamalar var. Bir de bu kokteyl örgüt denen, yani hepsi bir arada mümkün değil yani. Ama böyle suçlanabiliyor ve çok pervasızlar. Yani düşünün Ahmet Şıkrı işte hani onun için kristalize olmuş dur diyorum. Yani mesela umarım olmaz tabii Barış için serbest bırakılır. Kazara hani bir hakkında dava açılsa FETÖ'cü diyecekler Barış'a. Yani adam FETÖ'cüler içeri attı yıllarca yattı ve inanılmaz mücadeleleri sürdü FETÖ denilen. Yani daha doğrusu o devlet içindeki cemaat yapılanmasına karşı en büyük mücadeleyi veren isimlerden biri Barış Terkoğlu. Ahmet de öyleydi. Ahmet emniyet bürokrasisindeki cemaat örgütlenmesini anlatan bir kitap yazıyordu. Üstelik kitap bitmiş bile değildi. Aldılar işte sen örgüt üyesin, Ergenekoncusun diye içeri attılar. Atanlar barizdi kimin oldu? Cemaat yargıçları, savcıları. Sonra zaman geçti. Hükümetle cemaat ters düştü. Ahmet'i yine tutukladılar. Bu sefer sen cemaatçisin dediler. Evet. Yani böyle saçma sapan şeyler yürüyor. Veya birçok davada esas tabii avukat arkadaşımız daha iyi bilir ama biz de tabii çok dava izliyoruz. Çok vahim şeyler yaşadık. Yani ne? Bunun en son örneği Kavala
davasıdır. Yani neden saçma sapan bir iddianame, herkes farkında saçma sapan olduğunu, ağırlaştırılmış müebbet istiyorlar. Ahim bırakın diyor. Ahim kararını uygulamıyorlar. İşte ne, sonuçta beraat diyor, hepimiz seviniyoruz. Bekliyoruz, evet. Hani cezaevinde çıkacak, alacağız, gideceğiz diye. Pat bir daha gözaltı kararı. Bu sefer o olmadı. 15 Temmuz'dan dava açalım. İşte Selçuk Tozağaç'ı tahliye ediyorlar. Hı hı. Ertesi gün tutukla, yani aynı mahkeme tutuklama kararı veriyor. Pardon diyor filan. Yani onun için böyle hani Türkiye'de yasalar, normlar falan, bunları çok yok yani artık. Keyfi her şey. Onun için çok böyle hukuksal olarak bir şey diyecek durumda da değiliz. Ne isterlerse yapıyorlar. Evet, şimdi doğru. Burada hemen bir hukukçuya da söz verelim. Gazeteciler üzerindeki o yargı baskısıyla birlikte, biraz önce Sayın Eren'in de verdiği örneklerle birlikte aslında yargının kendi işleyişindeki duruma da bir dikkat çekmek gerekiyor. Ne söylersiniz bu konuda? Evet, aslında burada bir yargı tacizi olduğunu açıkça söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu yalnızca aslında bir gazetecinin cezalandırılmasından ibaret değil. Bir gazetecinin herhangi bir yazısı veya bir kelimesi yüzünden bir soruşturma sürecine maruz bırakılması, sonucunda bir takipsizlik kararı verilse bile onun ifade özgürlükleri üzerinde çok vahim sonuçlar da yaratabiliyor ve önemli bir caydırıcı etkiye de yol açabiliyor. Dolayısıyla aslında biz bir gazeteci hakkında ya da ifade özgürlüğü ihlaline uğramış ya da ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için herhangi bir soruşturma ve kovuşturma sürecine maruz kalmış bir gazetecinin sonunda takipsizlik veya beraat ile sonuçlanmış olsa bile ifade özgürlüğü üzerinde yine de çok büyük ve çok olumsuz sonuçlar yol açtığına üzerinde, yani bu ifade özgürlükleri üzerinde, basın özgürlüğü üzerinde önemli bir caydırıcı etkiye yol açtığını düşünüyoruz açıkçası. Daha genelde değerlendirmek gerekirse siyasi karar kavramını çok duyuyoruz. Evet. Birçok davayla, evet, ilgili. Özellikle muhaliflere yönelik davalarla ilgili. Bunu nasıl açıklamak gerekiyor? Yargı içerisindeki o işleyişi de düşününce, iktidarın tutumunu düşününce. Bu anda hemen aklıma şey geldi. Danton diye bir film vardır. Orada Robespierre Danton'u, Robespierre'in kurduğu devrim mahkemeleri Danton'u yargılar ve Danton içeri girer girmez söyler: ben buradan çıkacak sonucu biliyorum. Siz beni yargılamaya çağırmadınız buraya, der. Gerçekten de öyle aslında. Biz de en azından avukatlar olarak mahkeme salonunda girdiğimizde söylediğimiz kelimelerin ya da cümlelerin, yaptığımız savunmaların dinlenmediğini, dikkate alınmadığını fark edebiliyoruz. O göz teması hakimle hiçbir zaman kurulmuyor. Ya da biz savunma yaparken, sanık savunma yaparken, gazeteci çok önemli bir şey söylerken mahkeme heyeti veya savcı telefonuyla oynayabiliyor yani. Dolayısıyla böyle bir durumda gerçekten yargılamaya gelmiş bir heyetin varlığını sorgular hale geliyoruz. Peki. Sayın Eren, sizden de son mesaj alalım ki her programda böyle umut vari mesajlar alıyoruz sizden. Aslında Ragıp Duran'ın da söylediği, evet, o da biraz gibi, önce yani belirtti. Yani gerçekler inatçıdır ve ortaya çıkmak gibi huyları vardır denir ya. Ne kadar çok gerçeğin üzerini örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar çok baskı uygularlarsa uygulasınlar, sonuçta gerçekler bir şekilde kendini gösterecek. Bu da umutlu olmamız için bir neden. Evet, peki. Çok teşekkür ederim Sayın Eren. Çok teşekkürler Sayın Doğan. Değerli katkılarınız için. Evet, Sayın Duran'a da bir kez daha teşekkürlerimizi gönderelim buradan. Her üç konuğumuza da. Evet değerli izleyenler, bugün yine gazetecilere yönelik baskıları konuşmak durumunda kaldık. Ne yazık ki yaşanan son örneklerle birlikte. Umuyoruz böyle programlar yapmayalım.
ama gidişat biraz da devam edeceğini gösteriyor. Sayın Eren'in o umut dolu mesajlarında bir kez daha hatırlatarak öyle yapalım vedayı, böyle karamsar yapmayalım. Bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşça kalın.